biyoteknolojinin altın çağındayız. Biyoteknoloji derken işte insanların gen haritasının 2000 yılında ortaya çıkmasıyla birlikte artık insanın çok daha gizli formüllerine sahibiz gibi bir durum var. Hep geçen bir konuşmamda da bunu örnek verdim. Biz nasıl hep kan testiyle çıkar çocuklar? A RH pozitif mi? B RH negatif mi? Bundan sonra yani çok 3-5 yıl içinde herhalde hastaneden bebekler çıkarken yanlarında bir de gen haritaları olacak. Bu bebeğin kullanım kılavuzu budur. Dolayısıyla da birinci en önemli değişiklik çok daha önden proaktif olarak hastalıkları yönetebileceğiz. Eğer bende bir çölyak hastalığı olasılığı varsa, ki benim gen haritamda var açıkçası. Evet. Dolayısıyla da buna dikkat etmen gerekiyor. Yani ileride ortaya çıkmaması için. Onun için çok daha proaktif olacak. Ondan sonra teşhis anlamında ikinci basamak hastalık oldu ve teşhis edilmesi lazım. Orada çok daha fazla aplikasyonlardan ve vücuda takılan çiplerden faydalanılacak. Sizin sürekli gidip de bir kan testinizi bir laboratuvarda yaptırmanız gerekmeyecek. Şekerinizi ve birçok değerleriniz otomatik olarak ölçülüyor olacak. Üçüncüsü de hani çok uzatmadan söyleyecek olsam tedavi. Hani birinci basamak hastalığı önlemek hiç olmaması. Hadi olmadı teşhis etmek. Ondan sonra tedavisi. Tedavide biyolojinin çok büyük önemi olacak.